Ya satırım, bal satırım, ustam ölmüş ben satırım. Ya satırım, bal satırım, ustam ölmüş ben satırım. Acaba hangimizin arkasına bırakacak mendili? Sanırım ben biliyorum. Ustamın kürkü sarıdır, satsam 15 liradır. Zambak zumbak, dön arkana iyi bak. Hala farkında zumbak, değil. Dön arkana iyi bak. Zambak zumbak, dön arkana iyi bak. Heh, anlamalıydım. Bakalım bana nasıl yetişeceksin. Görürsün şimdi. Elif yine yaptı yapacağını. Bakın, Çınar bizi çağırıyor. Hadi hemen gidelim. Ay, oh, bu taşın burada ne işi var? Hoş geldiniz çocuklar. Bakıyorum bugün gayet keyiflisiniz. Yağ satarım, bal satarım oyunu oynuyorduk. Sen hiç oynadın mı? Benim köklerim buna izin vermiyor Elifciğim. Çok hızlı koşuyorsun Elif. Bence bu kabiliyetini değerlendirmelisin. O kadar hızlıydı ki ben görmedim bile. Çihu diye yanımdan geçti gitti. Sabah kahvaltıda ne yiyor merak ediyorum. Tabii ki tereyağı, süt ve de bal. Çocuklar, sizinle sohbet etmek o kadar hoşuma gidiyor ki. Ancak biliyorsunuz sizi buraya... Gürgen! Yeni bir icat mı patron? Evet, bakıyorum bugün zekiliğin üstünde Azmi. Aferin. Demek ki yeni bir saldırı yapacağız. Bunu da bildin. Şu koluma bir çimdik atsana. Ama patron sonra... Çekinme canım, rüyadamayım diye kendimi bir kontrol etmem lazım. Vay! Oo, ne yapıyorsun? Lafın gelişi dedim Azmi, lafın gelişi. Bu sefer nereye saldırıyoruz patron? Adile Sultan Kasrı'na. Saldırmasak olmaz mı? Baksana hava ne kadar güzel. Bence pikniğe gidelim beraber. Ekmek ara... Saldırmayalım mı dedin? Yok patron. Kötü bir şey mi oldu? Aklıma geldikçe sinirleniyorum. Hafta sonu biliyorsun karnelerimizi aldık. Gürgen, derslerin gayet iyi. Ancak tarihe daha çok çalışmalısın. Yine mi? Yani anlamıyorum ki. Daha ne kadar çalışmam lazım? Hasan'a 5, Gürgen'e 1. Hayır yani bence Einstein'dan sonra en zeki adam benim. Acaba Einstein tarihten kaç alıyordu? Bak merak ettim şimdi. Yarın hepinizi Adile Sultan Sarayı'nda yemeğe davet ediyorum. Hem de... Benim ne işim var sarayda? Zaten tarihim 1 gelmiş. Hem de yemek içmek sınırsız ve bedava. Bedava mı? Allah! Yahu burası da ne güzel yermiş. İnşallah yemekleri de bu kadar güzeldir. Garson, bütün yemeklerden istiyorum. Az az ama hepsinden getir. Çok lezzetliymiş. Herkes geç mi kaldı? Anlamadım ki. Neyse, ben keyfime bakayım. Garson, çay. Oh, mis vallahi mis. Neden hala kimse gelmedi anlamadım. Neyse, benim karnım doydu. Şimdi eve gider, iyi bir uyku çekerim. Ne? Bu da ne böyle? Ne? Bedavaydı hani. Bu parayı ben nasıl ödeyeceğim?
Yarın hepinizi Adile Sultan Sarayı'nda yemeğe davet ediyorum. Hem de yemek içmek sınırsız ve bedava. Eyvah! Ben Adile Sultan Sarayı yerine Adile Sultan Kasrı'na geldim. Şimdi ben bu hesabı nasıl ödeyeceğim? Paranız yoksa bulaşıkın kalmak zorundasınız. Şu düştüğüm hale bak. Benim adım Gürgen'se bu bulaşıkları yıkayacağım gibi bu Adile Sultan Kasrı'nı da başınıza yıkmasını bilirim. Bütün gece bulaşık mı yıkadın patron? Sinirlerimi tepeme çıkartma Azri. Şimdi derhal bana 2 kilo dinamit dokumu bulacaksın. Benim de uzaktan kumandama pil almam gerekiyor. Hadi marş. Kuş lokumu, gül lokumu duydum ama dinamit lokumunu da ilk defa duyuyorum. Saldırı hakkında bizi bilgilendirir misin Çınar? Aldığım sinyallere göre Gürgen'in hedefinde Adile Sultan Kasrı var. Adile Sultan Kasrı mı, Adile Sultan Sarayı mı? Kafam karıştı şimdi. Emin ol, pek çok insan bu ikisini aynı yer sanıyor. Adile Sultan hakkındaki gerekli bilgilere ulaşıyor. Aa, tabletim evde kalmış. Ha? Arkadaşlar, ben hemen evden tabletimi alıp geleyim. Niye bu kadar kızdın ki amca? Sen lokumcu değil misin? Yoksa yok de. Polisi neden arıyorsun? Anlamıyorum ki. Polis mi? Bunlar yeni bir plan yapmışlar. Anlarız şimdi. Merhaba Azmi. Mahallemize hoş geldin. Ben bir şey yapmadım. Lokum arıyordum sadece. Gürgen istedi. Ben masumum. Sakin ol Azmi. Çocuklar burada değil. Korkmana gerek yok. Yok canım. Neden korkacakmışım? Ben sadece hani bilirsin. Demek lokum arıyorsun. Neden kaçtın lokumcudan öyleyse? Ben de anlamadım ki. Gürgen git bana dinamit lokumu bul dedi. Ama hangi lokumcuya gitsem ne dinamit lokumu mu delirdin mi sen diyerek beni kovdular. Ne? Dinamit lokumu mu? Bak sen de aynı tepkiyi verdin. Anlaşılan dinamit lokumunu bir lokum çeşidi sanıyor. Gürgen'in planı belli oldu. Ben sana yardımcı olurum Azmi. Gerçekten mi? Hı. Sen burada beni bekle, tamam mı? Tamam. Zeynep de ne kadar yardımsever biriymiş. Ben olsam bana yardım etmezdim. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bir işi de zamanında halledemez misin sen? Kaç saattir seni bekliyorum. Bütün İstanbul'u aradım patron. Ama sonunda buldum. Aferin. Teşekkürler patron. Geç kaldık Azmi, çok geç kaldık. Şuradaki bal peteğini al, beni takip et. Hemen çıkıyoruz. Önce lokum, şimdi de bal. Pikniğe mi gidiyoruz, saldırıya mı anlamadım ki. İnşallah Gürgen farkına varmamıştır. Fark etmesi çok zor, her ayrıntıya dikkat ettik. Yüzünün alacağı şekli şimdiden çok merak ediyorum. Azmi, müşteri gibi içeri gireceğiz. Sonra bir yere saklanıp bu bal peteğini üzerimize süreceğiz. Olmaz. Annem daha yeni yıkadı kıyafetimi patron. Azmi! Hababam sınıfı filmleri. Sen bilmezsin ne filmlerdi yahu. Burada çekilirdi. O nedenle bal mumundan heykellerin olduğu Hababam sınıfı müzesi var. Anlarsın ya. Anladım. Herkes bizi heykel sanacak. Aynen öyle. Her yere dinamitleri döşedikten sonra da bu kumandayla BOOM! Arkadaşlar yine bölünerek mi arayalım Gürgen Vazmi'yi? Olur. Ben Ali ile şu taraftan gideyim. İşte bu kadar. Şimdi kimseye belli etmeden kaçalım Azmi. Patron, birileri yukarı geliyor. Arkanı kapıya dön ve heykel gibi davran Azmi. Sakın kıpırdayım deme. Acaba bu bina ne zaman yapılmış? Çok yeni duruyor. 1853 yılında Sultan Abdülaziz yaptırmış. Küçük kızı Adile Sultan için.
Tabletin yanında değil ki. Bunları nereden biliyorsun? Babamla ben buraya sık sık geliriz. Mesela Ha Babam sınıfı filmleri burada çekildi. Alt katta müzesi bile var. Patron, yine buldular bizi. Aa, bakın bal mumu heykelleri. Aa. Bir tuhaflık var. Müze alt katta. Hem bu karakterler filmde yoktu ki. O halde aramaya devam edelim. Burada yoklar anlaşılan. Bir dakika. Elif, sence de burası bal kokmuyor mu? Camları açalım da oda biraz havalansın bence. Hı-hı. Sen bilirsin. Yani iyi olur herhalde. Azmi, Azmi sakın kıpırdayım deme sakın. Patron, ya beni sokarsa benim araya karşı alerjim var. Ne? Yandım adam! Vurdum! Vurdum gitti Azmi! Kulağım! Yandım! Azmi kaç! Arkana bir bakma Azmi kaç! İmdat! İmdat! Çok acıdım! Çok acıdım! Gidin bırakardık köşemize! Biz varken İstanbul'a zarar verebileceğini mi sandınız siz? Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Ben şimdi size gösteririm şarkıyı da türküyü de. Nasıl? Niye patlamıyor bu dinamitler? Ne oldu Gürgen? Kumandan mı bozuldu? Yoksa dinamitlerin mi bozuk? Azmi, bence sen de tadına bakmalısın. Neler oluyor burada Azmi? Patron, sen dinamit lokumu deyince... Gidip dinamit çektin de lokum mu getirdin bana? Nereden bileyim? Kaçma!